Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere daha öncelerinde videosunu çekmiş olduğumuz bir token hakkında çok ince bir detay yakaladık. Bu konuyla alakalı ufak bir açıklama yapacağız. Yalnız kafam geleceğimden daha parlak. Onu fark ettim. Uz geçelim. Biliyorsunuz hani ben daha önceki videolarımda da sizlere bazı konulardan bahsediyorum. Ben günlük olarak veya 2-3 günde bir CoinMarketCap üzerine girelim. Yeni listelenenler veya en çok kaybedenler veya en çok kazananlar bölümüne sürekli bakarım. Şimdi bugün de aynı şekilde bu, bu sürecin içerisinden geçerken bir tane coin dikkatimi çekti. Mini Soccer Token. Şimdi dedim ki ben bu coin'in daha öncesinde videosunu çekmiştim. İnşallah da bir halı çekme tabiri dediğimiz bir şey var ya, olmamıştır. İnşallah başka sebepten dolayı düşmüştür dedim. Girdim coin market CoinMarketCap sayfasının içerisine, ona ait ayrılmış bölümün içerisine. Şöyle önce bir siteye bakayım dedim. Bak daha hiç grafiğe bile bakmadım. Siteye girdiğimde bu ekranla karşılaştım ve sitenin kapatılmış olduğunu gördüm. Şimdi hemen tabii ki bu olaylarda kötü düşünmememiz lazım. Belki site tasarımının içerisine giriyordur. Belki bir değişikliğe gideceklerdir. Belki bir ek saldırısına uğramışlardır. Onu toparlıyorlardır. Tabii bu konuyla alakalı hiç kötü düşünmedim. Direkt olarak çarpıya bastım. Şimdi buradan da çarpıya direkt olarak bastık. Sonrasında dedim ki bir hani grafiğine bakayım. Buradan değil de şeyden bakayım. Hani pool coin üzerinden bakayım. Tabi buradan bunun adresini kopyalayıp Pukey'in üzerine şuradan yazdığınız zaman aşağıda çıkıyor zaten. Ve giriş yaptık. Bu coin'in en son yükselişinden sonraki bir sonraki yükselişi ne zaman olmuş? Buna bakacağız önce. Ne zaman olmuş? 21 Eylül 2021 tarihinde. Biz videoyu ne zaman çektik? 21 Eylül 2021 tarihinde. Peki bu videoda yani daha doğrusu o videoya çekilirken bu coin neden bir pump yaptı? Bunun açıklaması çok basit arkadaşlar. Çünkü bu coin o gün içerisinde yani 21 Eylül tarihinde coin market cap'te listelenmişti. Bunu duyan yatırımcılar da bu coin içerisine girerek o coin'i hype'lattılar yani pamplattılar ve o coin'in sanki çok yüksek bir coin'miş gibi insanlara gösterdiler. Sonrasında neler olmaya başladı? Sonrasında ise tabii ki de ufak ufak satışlar gelmeye başladı. Halı çekmeye gelmeler başladı. İğne attığı yere çok dikkatli bakın arkadaşlar. İğne attığı yer neresi ve şimdiki düştüğü yer neresi? tamamen bir sıfır silmiş. Eğer biraz daha zorlarsa ikinci sıfırda zaten coin silecek. Şimdi halı çekmek tabirini halı çekmek de yemin mi diyeyim artık sizlere böyle bu şekilde uygulamalı olarak göstermiş olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu tip coinlere de neden girilmemesi gerektiğini de ahanda size uygulamalı olarak gösterdim. Ama yine inşallah diyorum İnşallah hani ben yanılıyorumdur İnşallah buraya giren yatırımcılar zarar etmezler de hani ben rezil olurum inşallah da o adamların cebindeki para cebinde kalır. Bu konuyla alakalı sizlere söyleyebileceğim konular bunlar. Hani sizden ricam bu coinlere mümkün oldukça çok dikkat edin arkadaşlar. Cebinizdeki paranız her zaman için dursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.